Şunu da taktık mıydı? Tamam. Oh, nasıl? Beliş yengesi ha? Oruç murukası çok tatlı oldu değil. Her bir şeyi onun için yaptım. Niye? İleride kendini bu konağın bebelerinden eksikliği hissetmezsin diye. Burada onun anası var, anası. İyi düşünmüşüm değil. Aha. Daha bitmedi. Büyük sürpriz bu. Dolapta aldım ona buzdolabı. Bunu niye aldın ki? Kız niyesi mi var? Ya Nazgül'ün sütü bir daha kesilirse? He? Ne yapacağım? Aç bırakacağım yavrumu. Ondan aldım. He? Nazgül'ü pompalayacağım. Onu sağ sağ avraya depolayacağım sütünü. Afet, biraz abartmamış mısın sanki? Niye? Ha? Allah. Nazgül yapınca her şey tamam. Ben yapacağım, heyreti duruyor. Yok canım. Sen beni yanlış anladın. Hani bebeği size verilip verilmeyeceği bir kesinleşmedi ya, o yüzden söyledim. Kesin. Kesin lan. Bizim bebek. Bizim bebeğimiz. He. Bizden geri nasıl aldılarsa verecekler. Geri verecekler. He, kavuşacağım ben yavruma, biliyorum ben. Bunu her şeyden çok istediğini biliyorum ama ya annesi ya da bir akrabası çıkarsa? Çıkmayacak. Çıkmayacak. Kimsecikler alamayacak çocuğumu benden. Onu bana Allah gönderdi. Allah gönderdi, mucize ama benim. Vermeyeceğim kimseye. He, gelecek, garip gelecek buraya. Afet, bunu en az senin kadar ben de istiyorum. Ama ya gelmezse ve sen daha çok üzülürsen? Gelecek diyorum. Garip gelecek. He, oğlum gelecek. Garip bana gelecek. Ben biliyorum. Gelecek. Gelecek dedim. Afet, yoktan bir haber mi geldi? He, oğlumuz mu geliyor? Oğlumuz mu geliyor? Allah'ım sana şükürler olsun Allah'ım. Oğlumuz geliyor ha? Yok. Yok. Ama gelecek. Ben hissediyorum. Onun için yaptım odayı, böyle hazırladım. Anayım ben, hissederim. Gelecek, her yoldadır belki de. Haber neyin yoksa sen ne diye süsledin böyle odayı? Oğlumuz geldiğinde her bir şeycikleri hazır olsun istedim ha. Fena mı ettim? Bak ne güzel oldu. Afet, bak biliyorum kötü düşünmek istemiyorsun. Garibe de çok alıştın ama her türlü sonucu hazırlamalısın kendini. Ya tut ki garibin ailesi ortaya çıktı. O zaman ne yapacaksın? Evlat edinmekten vaz mı geçeceksin? Yok, vazgeçmeyeceğim. De, yani öyle bir şey olmayacak ki. Garip geri gelecek, ben biliyorum. Yoldadır bile şimdi yani, o derece. Hissediyorum ben. Ana hisseder, kavuşacağım ben bebeğime. Abi, şimdi... Ne yapak, bir psikoloğa falan mı götürecek? Bu böyle olmayacak. Dur bakalım, bir haber gelsin de gerekirse götürürüz. Bella, Afet neredesiniz? Bu ne be? Buradayız, ne oldu? Ya Nazgül'ün canı şimdi de it üzümü çekti. Hadi gidip toplayın gelin. Elçiler olarak bunu yapmak sizin görevinizdir. Töre kitabında öyle yazıyor. O ne ki? İtlerin yedi bir şey mi? Yok değil. O zaman ite benzeyen bir üzüm. Yok kız değil. Üzüme benzemiyor. Yok da verin dek mi? Öf, niye o zaman it üzümü diyorsunuz ki bunu? Ya Bellacığım, yengecim, şimdi sana onun tarihçesini mi anlatalım, belgeselini mi çekelim? Allah için gidip bulun ya. Nazgül vallahi başımı yiyecek benim. Vallahi beni buradan hiçbir kuvvet ayıramaz, görüyorsunuz işlerim var. Size kolay gelsin. Tamam ben giderim de. Neye benzediğini bilmiyorum ki. Ya, uf, nerede bulacağım şimdi şu uzun itimi? Karıcığım o üzüm iti değil, it üzümü. Merak etme, ben seninle gelirim, beraber gider bakarsın. Hadi gel gidelim hatta. Bravo, bak kocanı dinle yenge, haydi haydi. Bakın bakın. Kızdalabı da aldım. Burada garip bir durum var galiba. He? Karışık. Biz nasıl bulacağız bu it üzümünü? Vallahi bilmiyorum ki hayatım. Yani yol kenarında falan buluruz herhalde. Aa, Bella? Hayırdır, nereye böyle? İt üzümü aramaya. İt üzümü mü? Niye ki? Nazgül'ün canı çekmiş. Ya sen bunu neye benzediğini biliyor musun? He, görsem tanırım. Hay o zaman gelsene bizimle. Ya internetten de bakarız ama yanımıza bilen birinin olması daha iyi olur tabii. Olur, gelirim. Hadi gidek. Şey ya, aslında ben de tam olarak bilemiyor olabilirim. Dilan az önce biliyorum dedin. Biliyorum tabii, biliyorum da. Yani nerede yetişir,
Nerelerde aramak gerekir onları bilemiyorum. Ya iyi tamam gidelim, yolda baka baka buluruz hadi. Dur. Biz bence eşeğimizi sağlam kazağa bağlayak. Yani it üzümünü tanıyan, onu nerede yetiştiğini bilen birini yanımıza alak. Ha? Kimmiş ki? Kim olacak canım? Ferhat. Yani dağları çoban Ferhat'tan daha iyi bilen biri mi var? Evet aşkım. Dilan doğru söylüyor. Ferhat da alalım yanımızda. Böyle çabucak bulur döneriz. Ne dersin? İyi madem. Hadi çağır gelsin. Tamam. Bir zaman geliyoruz. Ya şuna bak ya. Nasıl mutluluktan Ceylan gibi hissediyor. Aşkım üzüm müzüm bahane. Maksat Ferhat'la birlikte zaman geçirsin. Sanki ben safım anlamıyorum. Ya Şirin'le Barun'u evlendirdik. İnşallah darısın başlarına.